Pandemi sürecinde estetik aslında bir nevi olumsuz duygularla baş etme yolu haline geldi. Estetik, kişinin vücudunda yaptığı bir değişim ile aslında iç dünyasında yaşadığı sıkıntıları gidermek, öz saygısını artırmak, kendini daha fazla beğenmek amacına hizmet eden bir girişim. Pandemide estetik müdahalelerin çok fazla arttığını biliyoruz, bunları çok fazla duyuyoruz. Aslında bir bağımlılıktan söz etmek yerine belki de estetiğin problemli bir kullanımından söz edebiliriz bu anlamda. Çünkü insanlar pandemi sürecinde dış kaynaklardan uzak kaldılar, daha fazla ev içinde olmaya başladılar, dışarıda vakit geçirmek için yaptığımız pek çok şeyi artık daha az yapar hale geldik. Bu da kendi içimize dönmemize, kendimize daha fazla vakit geçirmemize yol açtı. Daha fazla aynaya bakar hale geldik. İçe kapandığımız için daha depresif hissetmeye başladık. Tükenmişlik yaşıyoruz artık çok uzadığı için belki de bu süreç. Dolayısıyla tüm bunlar kişinin kendisini daha depresif hissetmesine ve kendinden daha az memnun olmasına, bu da kendimizi daha az beğenmemize yol açtı. Pandemi sürecinde estetik aslında bir nevi olumsuz duygularla baş etme yolu haline geldi. İnsanlar çaresiz ve depresif hissettiler evlerde oldukları süre boyunca. Dolayısıyla daha fazla aynaya bakar hale geldiler. Daha fazla kendileriyle ilgilenir hale geldiler. Ve daha fazla kusur bulur hale geldiler. Dolayısıyla da bütün estetik girişimler aslında bu kusurları telafi etme amacıyla artış gösterdi. Aslında bir nevi insanlar kendi iç dünyalarında yaşadıkları huzursuzlukları estetik müdahaleleriyle gidermeye çalışıyorlar diyebiliriz bu anlamda. Neden pandemide estetik müdahaleler bu kadar artıya bakınca aslında insanlar bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor olabilirler. Sonuçta sosyalleşmemiz çok daha az, dışarı çok daha az çıkıyoruz, çok daha az insanla görüşüyoruz ve estetik müdahaleleri yaptırmak için uygun bir zaman dilimi bu. Dolayısıyla insanlar pandemiyi, bu gizliliği ve geri planda kalmayı bir fırsat olarak kullanıyor olabilirler. Bir diğer etken, bu süreçte yaşadığımız bu depresif ruh hali, tükenmişlik hali insanların kendilerine daha fazla odaklanmalarına ve dolayısıyla kendilerini daha mutlu hissetmek adına bir takım değişimler yapmalarına yol açıyor olabilir. Yani dış koşulları değiştiremedikleri için kendilerini değiştirerek aslında daha iyi hissetmeye çalışıyor olabilirler. Tabii bunlara ek olarak pandemide sosyal medya kullanımı da çok fazla arttı. Sürekli olarak işte sosyal medya fenomenleri veya ünlü insanların yaşantılarına şahit oluyoruz. Sosyal medyanın magazinel boyutuna devamlı olarak maruz kalıyor olmak da insanların sürekli kendilerini başkalarıyla kıyaslamalarına yol açıyor. Bu süreçte zaten depresif, mutsuz, tükenmiş hisseden kişi bir de bu tür güzel görüntülere, bakımlı görüntülere fazlaca maruz kalınca aslında kendisini de bir kıyas içine sokuyor ve kendisini de değiştirme ihtiyacı hissedebiliyor. Dolayısıyla tüm bu faktörler bir araya gelince pandemide estetik müdahalelerin çok daha fazla yapıldığını gözlemleyebiliyoruz. İnsanlar evlere kapandığı için, pek çok aktivitelerinden feragat etmek zorunda kaldıkları için, sosyal buluşmalar, birleşmeler kısıtlandığı için aslında ve bu süre uzadığı için depresif hissetme potansiyelimizde artış gösterdi. Dolayısıyla estetik operasyonlar bu süreçte çok daha fazla arttı. İnsanlar kendisini depresif hissettiklerinde daha çirkin olduklarını düşünürler, kendilerini daha çirkin olarak algılarlar ve kendilerini beğenmezler. Aynanın karşısına geçerler, devamlı olarak kusurlarına odaklanırlar. Ve dolayısıyla da bu durum kişilerin bunları düzeltmek adına estetik müdahaleleri yaptırmalarına destek sağlamış olabilir. Bu süreçte estetik müdahaleler aslında olumsuz duygulardan kurtulmak için bir antidepresan işlevi göstermektedir. Özellikle bu süreçte beden algı bozukluğu olan insanların, yani kendi bedenindeki küçük ya da hayali kusurları olduğundan büyük görme eğiliminde olan insanların çok daha fazla estetik operasyonlara başvurduklarını, yaptıkları müdahalelerin sayısının çok daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Güzel olmak herkesin arzusu ve hakkı. Dolayısıyla elbette güzel olmak için estetik operasyonlar yaptırmakta bir sorun yok. Fakat burada bunu hangi motivasyonla yaptırdığımız, bunu niçin yaptırdığımız önemli. Eğer kişi bir ruh halinden kurtulmak için bu operasyonları yaptırıyorsa burada oturup bir düşünmemiz gerekiyor.